Integral Forex TV izleyicileri yeni haftadan hepinize merhaba. Umuyoruz hafta sonu herkes açısından sağlıklı ve mutlu geçmiştir. Gelen haberleri Integral Forex TV'de her pazartesi olduğu gibi Murat Sağman'la değerlendirmeye devam edeceğiz. Murat selamlar, yayına hoş geldin. Merhaba Artunç, iyi haftalar. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Şimdi bu haftanın önemli bir hafta olduğunu söyledik. Çünkü e, bir iki haftadır piyasalarda ciddi bir oynaklık var. Özellikle e, işin e, hastalığın nereye gideceği tarafı hala tartışılırken e, bugün JP Morgan'dan ve Goldman Sachs'tan gelen açıklamalar yani işin e, finansal piyasalar tarafında en kötüsü geride kalmış olabilir şeklinde. Ama istersen bu konuda e, ikimiz de bir sürü şey okuduk. Senin görüşlerinle başlayalım. Ben Mayıs ayında bu iş peki bulur Türkiye açısından da bakıldığında e, demiştim. E, burada zannediyorum ciddi bir değişiklik yok. Ama piyasalar açısından nasıl bir haftaya başlıyoruz senden alalım yorumları. Yani Artur şöyle. E, bir kere salgınla ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Bence bu işin e, salgın tarafı hallolmadıkça yani bu ilaç konusu hallolmadıkça ee, piyasaları işte dip yaptı artık dibi buldu demek için bence çok erken ee, eğer bu iş uzarsa yani bu ilaç bence bunda, bunu, bu işi çevirebilecek tek şey ilaç bu arada yani çünkü aşının zaten 12 ile 18 ay arasından önce çıkmayacağını biliyoruz ee, diğer ülkelere incelediğin zaman işte İtalyası İspanyası Çin'i izlediğin zaman ben e, bu hafta sonu özellikle bu Çin'i çok iyi yani çok iyi incelemeye çalıştım yani bu iş ee, yaklaşık iki buçukla üç ay arası sürüyor. Yani minimum iki buçuk ay sürüyor. Şimdi Çin'de biliyorsun Aralık sonunda başladı. Yani ilk vakalar Aralık'ta geldi, Ar Aralık ortasında geldi ve bu iş Mart ortasında e, yavaşlamaya başladı ve biliyorsun e, Çin'de artık işte metrolar açılacak, toplu taşıma açılacak. Ya yani bu iş üç ayda tamamlandı. Şimdi bizde baktığın zaman e, işte ilk vakanın gelmesi yaklaşık işte iki buçuk hafta oldu. Ee, yani bu işin en az iki ay süreceğini biliyoruz. Amerika'da aynı şekilde e, daha kötü görmedik Amerika'da. Zaten e, Trump'tan çok ciddi bir U dönüşü oldu biliyorsun. İşte e, Eastern'da e, ben tekrar her şeyi açacağım normal hayata devam edeceğim işte kiliselere gideceğim derken U dönüşü yapıp bu işi Nisan sonuna kadar uzatmış bulunuyor. Yani bu işin ben burada sana katılıyorum yani herhalde Mayıs gibi e, piki göreceğimizi düşünüyorum. Yani ee, ben Nisan-Mayıs e, diye düşünüyorum ama yani Mayıs daha çok olası. Onun için piyasalar muhtemelen bir tur satış daha e, fiyatlayacağını düşünüyorum. Yani Bir tur daha hmm. satış geleceğini düşünüyorum. Çünkü ekonomiler burada çok daha fazla etkilenecek demek. Bir de şöyle bir şey salgın geçecek diyelim Mayıs ayında yavaşlayacak diyelim. Bunun da garantisi yok ama diyelim ki iyi senaryoda Mayıs'ta yavaşladı. E, ondan sonra hemen aktiviteye geri dönülecek mi? Çünkü bir ani duruştan bahsediyoruz. Bugün hem arz tarafı durmuş durumda, hem taraf, e, talep tarafı durmuş durumda. Tedarik zincirleri çok ciddi sıkıntıda. Yani bunun hemen bir gün sonra hemen toparlanma gelmesi çok kolay gözükmüyor. Benim senaryomda toparlanma herhalde dördüncü çeyrekte olacak ekonomik anlamında. iyi senaryoda. Üçüncü çeyrekte piyasa bunu fiyatlayacağı için piyasalar açısından da üçüncü çeyrekte bir toparlanma öngörüyorum. Evet. Şimdi e, anladığım kadarıyla sen e, bizim bu üçüncü yayınımız yanılmıyorsam üç e, hafta öncesinden bahsediyoruz o zaman. O zamana göre daha olumsuzsun, e, özellikle finansal piyasalara ve ekonomiye etkisi anlamında. E, i̇lk başta e, şunu sorayım, bir satış dalgası daha gelebilir demiştin. Şimdi geçen hafta piyasalar dip yaptı, oradan bir yukarı gitti. Şimdi e, bir e, en kötüyü görmüş olabiliriz yorumlarına çok katılmıyorsun. Dolayısıyla S&P'de bir yüzde %20 daha satış olabilir demiştin. Eylül'e kadar e, son çeyrekte bir toparlama beklediğine göre herhalde değil mi? E, 9. ay ile 12. ay arasında e, bir şekilde bir toparlama görmemiz lazım finansal piyasalarda. Onun öncesinde yine bir ciddi satış dalgası olabileceğini söylüyorsun yanlış anlamadıysam. Artur şöyle baktım bütün geçmişteki bu tür e, krizlerin e, piyasa etkisini e, izledim, gör, e, inceledim. Genellikle çok ciddi bir satış geliyor önce, ondan sonra da ciddi bir toparlanma var satıştan sonra. Sonra ikinci bir dalga satış geldiğini görüyoruz. Geçmişteki e, bu tür krizlerde bunu 1929'da da yaşadık, işte 1918'de piyasalar da yaşadı. Yani. Ee, bir satış, bir toparlanma sonra tekrar bir satışın geleceğini görüyoruz. Sonra ekonomi dördüncü çeyrekte ciddi toparlayacaksa yani bu üçüncü çeyrekte başlayabilir. Üçüncü çeyrekte zaten muhtemelen piyasalar ya ikinci çeyreğin sonunda bunu fiyatlamaya başlayacaktır. Ama şimdi bilmediğimiz bir şey var Artunç. Şu ilaç konusu yani bir hafta iki hafta sonra işte ilacı budur. Bu ilacı alan iyileşiyor. Kesinlikle gibi bir şey çıkarsa ki var ihtimal biliyorsun hepimiz Hı -hı. içiyoruz evet. i̇şte Rusya'dan Fransa'dan Çin'den muhtelif haberler geliyor işte şu iki ilacın karışımı işte bunu iyileştiriyor gibi. Şimdi bunun gerçekleşmesi durumunda e, toparlama daha hızlı olacaktır yani hem evet. piyasalarda hem ekonomide fakat bunun gelmemesi durumunda belirsizlik devam edeceği için piyasalar stres altında kalmaya devam edecektir. Evet. Ben hafta sonu Nouriel Rubini'yi dinledim. E, biliyorsun Mr. Doom olarak da adlandırılıyor kendisi. Ben, ben, ben de dinledim bayağı. Evet. evet yani e, esasında o biraz daha kötümser. Çok fazla e, detaya girmeyelim. Bunu uzun uzun daha sonra konuşuruz ama o bir olayın oluşu itibariyle bakıldığında çok sert bir şey gerçekleşti. Dolayısıyla toparlamanın öyle kolay olmayacağını düşünüyor. İkincisi e, özellikle e, şimdi Güney Yarımküre'de bu iş birazcık yavaşlıyor. Kuzey kürede de yaz geliyor. Yavaşlayacak ama bir mutasyonla birlikte tekrar e, bu hastalığın çıkması ihtimali dolayısıyla bunun daha derin ve kalıcı bir olumsuzluğa gidebileceğini söylüyor. Onu da göz ardı etmemek lazım. Ama senin söylediğin gibi anahtar esasında bir e, ilaç bulunup bulunmamasında ilaç bulunduğunda hasta oluyoruz ama tedavi süreci toparlıyor. Aynen, aynen, Tür Türkiye'ye dönelim buradan. Yani ben e, yine baktığım zaman Türkiye'de hastalığın bugün e, Mudiri'nin e, bir açıklaması vardı. Birkaç tane ismini saymak istemediğim 3. dünya ülkesiyle birlikte Türkiye'yi saymış ve ani salgının yayılma ihtimalinden bahsetmiş. Biraz daha kötümser bir tablo ama Allah'a şükür diyelim. Genç nüfusumuzla birlikte hani e, kayıplarımıza elbette çok üzüleceğiz ama kayıp oranının Türkiye'de biraz düşük olması ihtimalinden bahsediyoruz. Böyle baktığında Kesinlikle. Türkiye ekonomisi açısından özellikle herkes şimdi çok ucuz para var. Bir tarafta kur düşer mi diye benim birazcık e, şaşırarak izlediğim yorumlar var. Ama kur tarafında ya da ekonomi tarafında senin düşünceni merak ediyorum. Yani bu e, genç yaş biliyorsun nüfus e, diğer Avrupa ülkeleri daha genç e, Nüfusumuz var. Bu tabii e, ölüm sayısı anlamında bir avantaj gibi gözüküyor. Fakat dediğim gibi e, e, bunu e, Rubini de söylüyor. Bu ülkeler bazında aslında üç tane kritik nokta var burada. Yani ülkelerin başarılı olması için. Birincisi sağlık konusunda bu karantina konusu. Yani karantina ne kadar başarılı olabilirse yani işte full karantinaya geçip ne kadar başarılı olabilirse o kadar ekonomik sonuçlar ve finansal piyasalar daha kötü olabilir e, diye söyleyebiliriz. İkincisi e, merkez bankaların burada e, ciddi bir şekilde başarı olması lazım. Şöyle başarı olması lazım. E, ciddi bir likitte sağlamaları lazım. Yani evet. bu da benim ile ilgili fikrim ki Avrupa da bunu biliyorsun e, düşünüyor. Bir korona tahvili çıkıp 10 e, yıllık belki de merkez bankası gidecek bunu alacak ve bunu monetize edecek ve bu tahvilin tamamen e, gelirlere, tüm işte e, bireysellere, bütün şirketlere dağıtılacak. Yani e, çünkü bir kaynak problemimiz var bizim şu anda. E, ve çok ciddi bir kaynak lazım bunun için. Şimdi bizim biliyorsun e, bir e, sokağa çıkma yasağı bir türlü ilan edemedik. E, parti parti böyle şeyler geliyor. E, yasaklar geliyor ama. Benim tahminim, bilim da sağlık bakanında daha fazla bir karantina tavsiyesidir. Bunu zaten gelen önlemlerle görüyoruz. Fakat ekonomik anlamda bunu bunu almak çok kolay değil. Hele böyle bir dönemde, böyle sıkıntılı bir ekonomik dönemde. Ancak merkez bankasının ciddi bir desteğiyle bunu yapabiliriz. Ki merkez bankası bunu yapacak enstrümanları var. Üçüncüsü de mali paket, mali destek. Ee, biliyorsun Amerika e, toplam gayri safi yüzde onu kadar bir destek sağladı 2 trilyon dolar gibi diğer Avrupa ülkelerini tek tek saymayacağım ama şöyle söyleyeyim sana %5 ile %10 arasında toplam ekonominin bir destek paketi sağlanmış durumda bizim şu andaki sağladığımıza bakarsak biliyorsun 100 milyar TL 15 milyar dolar yapıyor o da toplam ekonominin sadece %2'si ee, bu yetmez eğer full karantinaya geçeceksek ki ben şöyle düşünüyorum eğer e, vaka sayıları ciddi artarsa artarsa birkaç gün içerisinde daha sıkı önlemler ve belki de full karantinayla e, geçebiliriz. Çünkü trend belli. Diğer ülkelerin e, gidişatına baktığın zaman e, bizim de o gidişatta olduğumuzu e, görebiliyorsun. Onun için ülkelerin e, koordineli olarak bir önlem alınması ama ülke bazında da her ülke e, kendi doğru önleminin alması lazım. Şu saydığım full karantin ve Merkez Bankası para politikası ancak başarılı olabilirse Mayıs gibi bu işten çıkabiliriz. Yani senin dediğine geliyoruz. Mayıs'ta o zaman piki bulup ondan sonra yaz dönemine doğru e, bu işin azabileceğini söyleyebilirim ama bu saydığım 3 maddede e, eğer olumsuzluklar olursa ve bunları başaramazsak Arturuş maalesef bu işte daha fazla da uzayabilir. Bunu söyleyen bir sürü uzman var. Sen de biraz evet. önce belirttin zaten. Evet. Yani e, karantina, full karantina alınması durumu e, bir. Bu karantinanın düzgün uygulanması durumu iki. E, finansal e, destek 3 e, ve mali önlemler e, diyorsun. E, bu noktada bakıldığında şu ana kadar e, verilen e, sınav iyi mi kötü mü diye baktığımız zaman bu sabaha gelişen piyasa ülkelerinin özellikle e, Güney Afrika e, randı da dahil çok ciddi baskı altında olduğunu gördük. Sen önümüzdeki günlerde Türk lirasında nasıl bir hareketlilik e, bekliyorsun? Çünkü özellikle e, Financial Times'ta da e, geçtiğimiz günlerde yine Sözcü gazetesinde Murat Üçer önemli bir ekonomisttir onun bu haftalık raporunda da bakıldığında Türkiye'de rezervlerin ekside olduğu gözüküyor döviz rezervlerinin evet. bu, bu kur üzerinde bir baskı oluşturabilir mi sence eksi olanlar diyenler de var biliyorsun çok az da artı diyenler de var ama net olarak aslında net rezervimizin kalmadığı gibi haberler çıktı e, şunu gösteriyor yani e, Merkez Bankası'nın zaten rezerv anlamında yapacağı belli. ya yani Onun için artık burada bir e, yani biliyorsun ek ekonomistlerin ve e, bu tür uzmanların para basma olayına çok sıcak bakmazlar ama bu dönem çok olağanüstü bir dönem Artunç. Yani başka bir e, şeyimiz yok. E, başka bir çaremiz yok. E, para basmamız gerekiyor. Ee, bu iş düzelene kadar ondan sonra Merkez Bankası'nın elindeki imkanlarla bunu bir şekilde hiper enflasyon yaratmaması için de bunu bir şekilde serile e, serize edip bu likitte zamanda çekmesi. Bence IMF artık e, gurur meselesi yapmamalı. Yani IMF anlamında e, burada 1 trilyon dolarlık kaynak var. E, yaklaşık 80 ülke bu arada başvurmuş. E, oradaki kaynak ucuz bir kaynak bu arada. E, bugün biz biliyorsun CDS'lere baktığımız zaman bizim riskimizi biz yaklaşık %7-8 de borçlanıyoruz. Ee, o kaynak çok daha uygun bir kaynak. Benim tahminim %1 ile 2 arasında gibi bir kaynak olacak orada. Ve çok uz uzun vadede yayabileceksin. 5 yıldan 10 yıla kadar. Ee, acilen bence e, IMF'den bizim ucuz kaynak sağlamamız lazım. Çünkü Merkez Bankamız bizim TL basabiliyor ama dolar basamıyor Artunç. Bizim bir de döviz kaynağı ihtiyacımız var. O döviz kaynağını ancak e, ya FED'den sağlayabiliriz ya IMF'den sağlayabiliriz. E, FED'den direkt sağlayamayacağımıza göre bunu e, IMF'den e, sağlayabilecek. Ne? Benim başka bir önerim e, 2020 artık normal bir 2020 değil. 2020 için yapılan bütçelerin tamamen revize olması lazım. 2020'ye yönelik bambaşka bütçelerin devreye girmesi lazım artık bundan sonra. Yani 2020 yılı yeniden başlamamız lazım. Mesela ne? Benim, ben bir iki örnek vereyim burada. Ee, mesela Ulaştırma Altyapı Bakanlığı'nın yaklaşık 18.9 yani 20 trilyonlara yakın 20 milyar TL yakın bir bütçe ayrılmış durumda. Bunu hemen revize edip bunu tamamen e, sağlığa ondan sonra da ekonomiye yönlendirmek lazım. Bakıyorum tek tek kalemlere. Mesela Diyanet'e ayrılmış 11.5 milyar TL gibi bir bütçe var. Şimdi Elzem olan yerlere bütçeye yönlendirmek lazım. Şimdi bütçelere baktığın zaman şimdi Tarım Bakanlığı'ndan bütçe alamazsın çünkü tarım çok önemli. Ya da evet. eğitimden alamazsın, Adalet Bakanlığı'ndan alamazsın ama elzem olmayan kalemlerin artık tamamen sağlığa ve diğer işte ekonomiye yönlendirilmesi lazım. Benim önerim bunlar. Bunların evet. devreye girmesi lazım. Çünkü Artunç çok olağanüstü bir dönem ve olağanüstü önemlerin alınacağı bir dönemdeyiz. Bence gecikmememiz lazım. Ee, hem karantina konusunda hem de alınacak önlemler konusunda. Murat Zamanç çok teşekkür ediyorum. Tabi gelişmeleri hep birlikte takip edeceğiz. Ama son G20 toplantısında da e, öneri olarak e, Türk tarafının e, talebi Amerika'nın e, belli başlı ülkelere açmış olduğu swap line'larını yani sen biraz önce söyledim biz e, TL basabiliriz ama dolar basamayız. Ya Fed'den ya IMF'den alabilmeliyiz diye. IMF yerine Amerika'dan swap line'larıyla döviz alıp e, dövizde bir baskı oluştuğunda bunu e, bertaraf etme yönünde bir istek olduğu gözüküyor şu aşamada bakıldığında. Ama tabii gelişmeleri takip edeceğiz. Biz hepimiz sadece Türkiye'de değil bütün dünyada büyük bir aile olduğumuzu, bu ailede bir kişinin hastalığının hepimizi etkileyeceğini, tabii bir kişinin tabii. harcamasının ya da tasarrufunun da binlerce kişiyi hayata döndürebileceğini aklımızda tutmamız gerekiyor. Son bir eklemen olacak anladığım kadarıyla onu alalım ondan sonra Evet, Artun, şuna, şuna ekleyeceğim ya kur konusunda e, biliyorsun yabancıların şu anda e, Türkiye'deki spekülatif pozisyonları e, ciddi bir şekilde azalmış durumda. Yani Türk lirasına karşı bir spekülasyon burada çok beklemiyorum çünkü çok azaldı. Şirketlerin evet. uzun e, zamandır e, açık pozisyonların kapattığını görüyoruz. Yani son bir yılda yaklaşık 50 milyar dolar bir açık pozisyonu kapatmış durumdalar. Buradaki risk nerede biliyor musun? Yerlilerde. Yani yerlilerin tekrar e, bir güvensizlikle, bir panikle e, dolarizasyonu arttırması. Ben e, sıkıntıyı orada görüyorum. E, eğer bu güvensizlik olmazsa yani yerliler gidip e, dövize tekrar yüklenmezse e, ben kurda çok büyük böyle bir e, panik hareketi şimdilik ee, beklemiyorum. Bu ihtimalle 6.40-6.60 arasında e, birkaç e, hafta belki de bir, 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 bir süreliğine gidebiliriz diye düşünüyorum Arthur. Evet Ben büyük bir hareket olabileceğini düşünüyorum bu gidişle ama inşallah e, yanılırım. Çünkü e, yavaş yavaş uzun zamandır gündemde e, olmasına rağmen konuşulmayan bir konu rezervler konusu tekrar gündeme gelmiş gibi gözüküyor. Söylediğinde çok haklısın. Bu esasında bir anlamda da bir güven krizi. Yani döviz sevdiyat hesaplarında tavan yapmış bir ülke daha fazla döviz alır mı diye düşünüyor olmamız esasında Aynen. güvenle ilgili bir ciddi problemi işaret ediyor. Ee, samimiyet, şeffaflık ve aynı amaca yürüme zannediyorum bütün sorunların sadece Türkiye'de de değil dünyada da çözümü ama işimiz kolay değil. Hepimizi umuyorum sağlıklı bol kazançlı ve mutlu bir hafta olur. Murat Saman çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Artun Yaptılar tekrar görüşmek üzere.